Haberin merkezinden mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. STV ana haberde günün ve gündemin getirdiği başlıklarla sizlerle birlikteyiz. Aşağı Söğütönü TOKİ konutlarında birçok sorun baş gösteriyor değerli izleyenler. Mahalle sakinleri yaşadıkları sorunlara çözüm beklerken İyi Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk de mahalle sakinlerine destek verdi. Vatandaşların yetkililerin ilgisizliğinden muzdarip olduğunu dile getirdi. İYİ Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İsmail Türk ve beraberindeki TOKİ sakinleri Aşağı Söğütönü TOKİ konutlarında yaşanan sıkıntılarla ilgili basın açıklaması yaptı. 484 TOKİ konutunda 1600 kişi yaşamasına rağmen hala bir yönetim planı olmadığını ifade eden İsmail Türk, vatandaşların yetkililerin ilgisizliğinden müzdarip olduğunu ifade etti. Devletine güvenerek Aşağı Söğütönü önünde TOKİ'den ev alan 484 vatandaşımız, yetkililerin ilgisizliğinden muzdariptir. Yaşanabilir bakımlı bir konuta uygun ödeme, genel gider ve yakıt giderleriyle ulaşma vaadine inanarak TOKİ'ye başvuran vatandaşlarımız hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Buradaki konutlara müracaatlar 2016 yılında alınmış, hak sahiplerinden müracaatlarından itibaren konut bedelleri tahsil edilmeye başlanmıştır. 2019 yılı Temmuz ayında konutlar teslim edilip taksitler tahsil edilmeye başlanılmış olmasına rağmen halen hiçbir hak sahibine tapu verilmediği gibi hiçbir hak sahibi için kat irtifakı dahi kurulmamıştır. Halen bu gördüğümüz küçük kasaba tapuda tarla olarak görülmektedir. Tapu kayıtlarına göre bu bölgede gördüğünüz binalar, sosyal tesisler, ticaret alanları ve yaşayan bu insanlar yoktur. Tabii ki bu bölge tarla olarak gözüktüğünden hak sahipleri vatandaşlarımız en başta kat mülkiyeti kanundan kaynaklanan yönetim hakları olmak üzere hiçbir haklarını kullanamamakta, seslerini duyuramamakta, resmi kurum ve kuruluşlara muhatap olamamaktadırlar. TOKİ sakinleri ise evlerinde hala eksiklikler olduğunu, dar gelirli oldukları için kendilerinden istenen paraları ödemekte de zorlandıklarını söyledi. Burası dar gelirler için. 125 lira ne bu? Herkes kendini zor geçindiriyor. Yazık, günah değil mi? Bir temizlik yok apartmanda. Ben çöpümü de alırım, suyumu da alırım. Şikayetçiyiz. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Hiç kimse istemiyor. Ben kendi süpürüm toplam. Bir şey buyurdu daha mıydı? Ada küve küve. Ben küve gidecek olsaydım buraya para dökmezdim ben, yok yerimden. Ben kendi şeyimi kendim görüm yavrum. Ben adamımdan bilene şeyim dedim. Sen korkma dedim. Ben yavrum dedim. Ben ne kapıcısıyım, ne yöneticisiyim. Bir şey dedim ya da küve. Ben küve gidecek olsam buraya bu, yok yerimden, canımdan para dökmezdim ben buraya 14-15 bin. Ben ne isteyeyim ne göre. Bana bir şey istemeyeyim ben yavrum. Herkes valla bildiğini yapıyor, bildiğini oynuyor. Bir şey dediler mi? Yapıver o kadar meraklısan. Ya ben yapacak olsam ben sana o parayı ne yapmayayım 125 bin lirayı? Ben pazara çıkmayayım bak bu Mart'tan beri. Ben yazık, günah değil mi? Ben de o elin şeyine geçirmeye çalışayım yoktan vardan. Burası yapılırken dar gelirler diye adına yapıldı. Ve aidatlar 99 liraydı. Bunlar topladıkları halde 47 küsuratlı para yapıyor. Gider 32 lira olduğu halde. Kasada para olduğu takdirde daha aidatlara %26 zam yaptılar. Bunu söylediğimiz halde biz yapmadık. Emlak yönetim TOKİ yaptı diyor. Bir diyoruz çevre düzenlenmesi için insanlardan 540 lira para toplanıyor. Bu normalde aidatlardan toplanan aidatlardan yapılması gerekiyor ama hiçbir şekilde yapılmadı. Halkı, burada yaşayan insanlar hep engelli, dar gelirli vatandaşlar. Bunların çaresini bulmalarını bekliyoruz biz sadece. Arkadaşlar, bu imza işini başlatan kişi olarak ben ne zaman yönetime gidip arkadaşlar bizim sorunlarımız var diyorum. Fakat biz sizin muhatabınız değiliz. Sizin muhatabınız TOKİ diyorlar. Peki TOKİ ile birisiyle görüştün diyoruz. Fakat buna da müteahhit dün yönetici kendisi aradı. Ben size eleman göndereceğim. Bir de şu var. Bizim burada şimdi kat mülkiyeti teslimatı yapılmış. Bizim haberimiz yok. Şikayet dilekçesi aldılar bizden. Bunu kat mülkiyeti olarak TOKİ'ye göndermişler. Ben dedim ki imzaladım kağıdı, istiyorum sizden. Bu bana TOKİ'ye yasaklandı. Ben size veremem. TOKİ'den alın diyorlar. TOKİ ile de hiçbir muhatapla karşılaşamıyoruz. Yani sorunlarımız çok büyük. Şimdi bizim burada site görevlisi olarak arkadaş var. Sorunlarımızı ona iletiyoruz. Ben karışmam, ben bilmem diyor. Sen burada duruyorsun. Üst kademeyle alt kademe arasında
irtibat kurup oradan gelen direktifleri bize iletmen lazım. Bizim sorunlarımızı da üst makama aktarman lazım. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu'nun çağrısıyla İsmet İnönü Caddesi'nde toplanan kadınlar zincir oluşturarak İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir diye haykırdı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu çağrısıyla toplanan kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmak için İsmet İnönü Caddesi'nde zincir oluşturdu. Sözleşmeyi değil cinayeti engelle, yaşasın kadın dayanışması, İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganları atan kadınlar sözleşmeden asla vazgeçmeyeceklerini ifade etti. İstanbul Sözleşmesi için kurulan kadın zincirine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Söğütlü de katıldı. Yoldan geçen kadınların da destek verdiği zincir İsmet İnönü Caddesi'nin ortalarına kadar uzadı. Atılan sloganların ardından kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerini okuyarak eylemlerini sonlandırdı. Devam edelim. Eskişehir'de uyuşturucu sevkiyatı yaptığı değerlendirilen araç polis ekiplerinin baskınıyla ele geçirilip sürücüsü kıskıvrak yakalanırken operasyonda insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yapılan çalışma sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile çevre yolu üzerinde müdahale edildi. Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek narkotik köpeğin Noron'un eşliğinde arama yapıldı. Aramada otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Öte yandan yakalanan şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken Eskişehir'de bu zamana kadar ilk kez sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Okulların 21 Eylül tarihinde açılacak olmasıyla ilgili konuşan Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, okulların sağlıklı bir ortam ve hijyen kurallarına uygun bir ortam olmadan açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle 21 Eylül ertelenmesi doğru bir yaklaşımdır, dedi. Hangi model olursa Türk Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı, okulların 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime geçecek olmasıyla ilgili konuştu. Sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizen Urfalı, okulların 21 Eylül'de açılmasının doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Doğru bir yaklaşımdır. Efendim, eğitim öğretim sürecinde kaybedilen zaman bir şekilde telafi edilir. Alınamayan, verilemeyen bilgiler bir şekilde verilir. Ama giden sağlığın da geri gelmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla Allah korusun sağlığını kaybeden evlatlarımızın olması hepimizi çok derinden yaralar. Bu anlamda da okulların sağlıklı bir ortam olmadan, hijyen kurallarına uygun bir ortam olmadan açılmasını doğru bulmuyoruz. Bu nedenle 21 Eylül'e ertelenmesinde doğru bir yaklaşım olarak görüyoruz, temel olarak bu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son dönemlerde artan koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da değinen Başkan Kurt, vatandaşları bilim insanlarının uyarılarına kulak vermeye davet etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 13 Ağustos Perşembe günü yaptığı hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır hasta sayımızda ise 15 artış var açıklamasına dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, koronavirüs vaka sayısında ciddi artışlar olduğunu kaydetti. Vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Başkan Kurt, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Sokakların, caddelerin kalabalıklığına da dikkat çeken Kurt, havaların ısınması, yasakların kalkması ve normal hayata dönmemizle birlikte sokaklarda kalabalıklaştı. Hemşehrilerimiz sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uymayı unuttu. Sokaklarımız doldu taştı ama ne yazık ki tehlike geçmiş değil. Lütfen kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için mümkün olduğunca evden çıkmamaya gayret edelim. Daha sağlıklı, mutlu günler bizleri bekliyor dedi. Eskişehir'de spor faaliyetlerinin tarihi kayıt altına alındı değerli izleyenler. 6 yıllık çalışma sonunda ortaya 600 sayfalık bir eser çıktı. Handbol antrenörü ve yazar Sinan Öner'le kitap üzerine gerçekleştirdiğimiz çok özel röportaj geliyor şimdi ekranlarınıza. Geçmişten günümüze Eskişehir'deki spor faaliyetleri arşivin tozlu raflarından okuyucuya sunuldu. Handbol antrenörü ve yazar Sinan Öner'le Profesör Filiz Tiryakioğlu'nun 6 yıllık araştırması Eskişehir'de spor tarihi adıyla kitaplaştı. 600 sayfalık eser sadece Eskişehir özelinde yazılmış olsa da Türk spor tarihine de ışık tutuyor. Eskişehir'in kaybolan değerlerini, elde edilen büyük başarıları, unutulmaya yüz tutmuş sporcu, hakem, antrenör, yönetici ve bunların başarılarını bulacaklar. Buradaki bilgilerin birçoğu ilk kez su yüzüne çıkıyor. Bilinenler de var ama biz Cumhuriyet'ten günümüze dedik ama araştırınca daha da derinlere inmek gerektiğini gördük. Oradan da çok güzel şeyler çıktı. İçinde ayrıyeten burada başarılı olmuş sporcuların hikayeleri de var. Başarıları var. Organizasyonlar var Türkiye'de. İlk kez yapılan, Eskişehir'de ilk kez yapılan büyük organizasyonlar var. Bu olayları derledik. En önemlisi böyle bir kaynak olmadığı için şimdiye kadar böyle bir düzenleme yapılıp da bunları bir arşiv kültürü de olmadığı için bir kitap haline getirdik. Bundan sonrakiler için de gelecekteki gençlere diyelim, gelecekteki insanlara bir ışık olacaktır. Pek çok ilginç bilginin yer aldığı kitabın ilk cildi 1923 ila 1973 yılları arasını kapsarken eserin ikinci ve üçüncü cildi içinde çalışmalar sürüyor. Evet, bu çalışma bir proje. Bunu sadece birinci cildini şimdi 23 ile 73 yılları arasında ilk cildini çıkarttık. Bu çalışma da 6 yıl sürdü. Bundan sonra 74 ile 2000 yıllar arasında gelecek sene çıkacak. Sonra daha sonraki yıllarda da 2000 ile 2023 yıllar arasındaki çıkacak. Bunların dışında Eskişehir Spor'la ilgili sırf kitap olacak. Bir de benim görüştüğüm, röportaj yaptığım bütün branşlardaki kişilerle yaptığım söyleşilerden Eskişehir'de Sohbetlerde Spor diye bir kitap çıkacak. Bütün bunların hepsinin sonucunda da eğer başarabilirsek bir spor müzesi açmak istiyoruz. Ama tabii bunun için ön şartı bir kitaptı, bilgi açısından da. Onu çıkarttık. Çok güzel tepkiler aldık. Kitabın satışı da iyi gidiyor. Diğer illere de ve diğer bundan sonraki yapılacak çalışmalara da arşiv tutulması açısından da örnek bir çalışma olacaktır. Öner'in amacı unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi geçmişten geleceğe taşımak. Spor adına o kadar güzel şeyler yapmış, o kadar büyük başarılar etmiş insanlar vardı ki bu insanlar her geçen gün unutuluyorlar. Bunların unutulmasına göz yumamadım. Bunların bazıları benim hocam da oldular spordan. Çok değerli insanlar. Bunların birçoğu hayatta bile değil. Bunları araştırdıkça işte eski bir takım daha büyük başarılara ulaştık. Kazanan insanlara ulaştık. Ve
Bunları gelecek kuşaklara aktarmak da asıl amacım ki ona birinci aşamada ulaştım. Eskişehir'de herkes bu kitapta kendinden bir parça bulacak. Kitapta Eskişehir'den herkes kendine yakın bir şeyleri buluyor. Kendinden buluyor, dedesini buluyor, amcasını buluyor, dayısını buluyor. Mutlaka birilerini buluyor. Çünkü Eskişehir'de o zamanlar başlangıç noktasında küçük bir şehirken yapılan şeyler birbirlerine tabii çok yakın insanlar olmuş. Herkes tanıdık, bildik olmuş. İşte bunları da gün yüzüne çıkarttık. Son olarak Öner'in okurlara bir de mesajı var. Yo, Eskişehir sporcu bir kent. Sporu seven ama bu sadece futbola odaklı değil. Bütün branşlarına sahip çıkıldığı takdirde ne gibi büyük başarılara ulaştıklarını gösteren çok önemli bir belge bu. Buna sahip çıkarlarsa geçmişlerine, geleceğe daha çok umutla bakabiliriz. Yazar Sinan Öner, usta gazeteci Ali Baş için kitabını imzalamayı da ihmal etmiyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi'ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Yılmaz Büyükerşen Balmum Müzesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ni gezerek Başkan Yılmaz Büyükerşen'in yerel yönetimlerde marka bir isim olduğunu kaydetti. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediye başkanlarının Eskişehir ziyaretleri sürüyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da Eskişehir'i çok beğendiğini ve gerçekleştirilen çalışmaları her zaman yakından takip ettiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bozkurt'u Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ve belediye bürokratları misafir etti. Bozkurt, Eskişehir'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Bozkurt'u Eskişehir'de ağırlamaktan memnuniyetlerini dile getiren Genel Sekreter Ayşe Ünlüce ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Esenyurt Belediyesi'nin koordineli çalışarak Esenyurtluları sosyal belediyecilikle tanıştıracaklarını kaydetti. Ziyaret sonrası Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi ve Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ni gezen Bozkurt, başarılı faaliyetleriyle Eskişehir'in İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm kentlerden yerli turist çektiğini belirtti. Başkan Yılmaz Büyükerşen'in yerel yönetimlerde marka bir isim olduğunu da ifade etti. İnşallah bir gün de bize özel gelin, bizi misafir edin. İnşallah. Tamam. Bekleriz her zaman. Büyükşehir Belediyesi sanat meslek eğitim kurslarının birçok alanda düzenlediği ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı ücretsiz kursları online olarak sürdürmeye devam ediyor. Her yaş grubundan vatandaşa ücretsiz olarak verdiği kurslarla bir yılda 10 binlerce kişiye ulaşan Esmek, pandemi dönemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı kurslara online olarak devam ediyor. Hem vatandaşların sağlığını hem de eğitmenlerin sağlığını göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldıklarını ifade eden Esmek yetkilileri, el sanatları kurslarında internet üzerinden vatandaşlarla buluştuğunu belirtti. Bunları ben süslemek için kullanıyorum. Sepet yapımı, çini boyama, pano dikişi, klan çanta yapımı, çanta saçaklama, seramik vazo yapımı gibi derslerin esmek.eskisehir.ben.tr üzerinden vatandaşlarla buluştuğunu belirten yetkililer, sadece Eskişehirlilerin değil tüm Türkiye'den videolara erişim sağlandığını ifade etti. Yine herhangi bir çamur ya da şey yapmak için... Esmek'in her ev bir atölye olacak sloganıyla 2001 yılında hizmete vermeye başladığını belirten yetkililer, pandemi nedeniyle tam anlamıyla sloganın gerçekleştiğini ifade etti. Objemizi de şöyle yapıştırıyoruz. Özellikle kadınların kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirten Esmek yetkilileri, kurs sayılarının artarak devam edeceğinin altını çizdi. Bölgeye göz atalım. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir vatandaşın yavru ve ölmek üzereyken evlerinin önünde bulduğu sığırcık kuşu şimdi evlerinin bir parçası oldu. Yeşilkent mahallesinde yaşayan Sibel Baltacı isimli vatandaş bir yıl önce evlerinin önünde daha tüyleri bile çıkmamış ölmek üzere olan bir sığırcık yavrusu buldu. Yavru kuşu bir yıl boyunca evlerinde bakarak büyüttü.
Büyüdükten sonra uçmaya başlayan sığırcık yavrusunu doğaya salarak özgürlüğüne kavuşturmak isteyen baltacı, her denemesinde sığırcık kuşunun eve geri döndüğünü söyledi. Sürekli balkondayız. Benimle birlikte içeride, dışarıda. Ailemizin bir bireyi oldu. Biz ondan kopamıyoruz, o bizden kopamıyor. İşte bu şekilde balkondan, yani bırakmamıza rağmen geri döndü. Evi tanıyor, çok iyi tanıyor. Sonra da tutup atamıyoruz. Yani şu an gördüğünüz gibi dışarıda. Evi de biliyor, bırakamıyoruz. Bizden bir parça oldu. Yani çok seviyoruz, o da bizi çok seviyordu herhalde. Biz çok seviyoruz kuşumuzu. Sığırcık kuşu aşkımla Sibel Hanım'ın dostluğuysa görenleri adeta kıskandırıyor. Kütahya'nın Simav ilçesinde 1450 rakımlı Gölcük Mesire alanındaki Krater Gölü'nde sportif balıkçılık yapan amatör balıkçılar yakala bırak uygulamasıyla büyük takdir topladı. Kütahya'da amatör balıkçılar hobi olarak avladıkları balıkların görüntülerini çekip kilolarını tarttıktan sonra boyutuna bakmaksızın geri bırakıyor. Yakala bırak tekniğiyle olta balıkçılığına 5 yıl önce başlayan ekip, Türkiye genelinde yapılan olta balıkçılığı yarışmalarına katılarak amatör ve sportif balıkçılara örnek olduklarını ifade etti. Yakaladığı balıklara zarar vermeden doğaya geri bırakan çevreci balıkçılar uygulamalarıyla takdir topluyor. Evet arkadaşlar. Sürdürülebilir avcılık için yakala bıraka devam. Evet, balıklarımızın salımını gerçekleştireceğiz. Bakalım. Son yıllarda çok fazla sayıda amatör ve sportif balıkçının az sayıda balık için rekabet ettiği, bu yüzden yakala bırak tekniğinin yaygınlaşması gerektiği belirtiliyor. Efendim, günün ve gündemin getirdiği gelişmeleri sizlerle buluşturduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.